Günaydın doktor, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok günaydın, teşekkür ediyorum. Geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizler de ekranlara hoş geldiniz. Çok güzel bir şenlik ve güzel bilgiler getirdiniz. Sağ olun. Böyle iki cici insan, birisi öğrencim. Bilal'cim, Meral Hoca benim hocam. Ne güzel yani bir şey. Üniversitedeyken hocamdı. Hoca öğrenci aynı programda. Yıllar sonra burada ne güzel, karşılaştık. Ne güzel, çok hocam güzel. Hocam artık klinisyenliği bırakıp biraz daha bilim tarafına geçti ve bize çok özenli şeyler yapmış. Bunlardan bahsedeceğiz şimdi. Özellikle saç sorunu yaşayanlar, kaş problemi yaşayanlar. Hani kirpiklerimiz de önemli bizim için. Kirpik problemi yaşayanlar için evet. Çok özel bilgimiz var hocam. Bir şey söyleyeceğim. Hadi saçı kaşı ekiyoruz belki biz nebze bir şeyler ama kirpiğin ekimi de yok. Tabii. Yani siz bunu da bir şekilde... En doğal haliyle kendi kök hücrelerimizi çalıştırarak, kendi saç kökü, kirpik kökü ve kaş kökü hücrelerimizi yeniden canlandırarak gördük ki biz saç köklerimiz ölmemiş. Sadece uykudalar. Evet. Biz onu uyandırabiliyoruz. Gördük ki biz cımbızlanan kaşlarımız küsmemişler bize. Sadece ilgi bekliyorlar. Bunları gördük. Çok güzel anlattın. Biraz ilgilenince onlar yeniden fışkırıyorlar. Kirpiklerimiz tabii o makyaj silerken, elimizi yüzümüzü ovuştururken o dökülen kirpiklerimiz canlanması için biraz bir ilgiye ve desteğe ve sevgiye ihtiyaçları varmış. Biz o yaptığımız serumlarla onları veriyoruz. Hocam erkekler de bu dertten muzdarip, kadınlar da. Bizim saçlarımız neden dökülüyor? Saç normalde dökülür Hilal Hanımcığım. Ama dökülüp yerine gelemiyorsa problem vardır. Hepimizin saçları, her bir saç telimiz 2 ile 3 yıl arasında yenilenecektir. Onun için eskiyen saç kökleri terk ederken yerini alttan yenisi filizlenir. Yani fabrika sürekli çalışır hocam. Çalışır. Biri dökülür alttan yenisi gelir. Evet evet. Gelmezse nasıl saç dökülme problemi vardır. Problemi vardır. Bir de bu dökülme hızı %10'un üzerindeyse. Çünkü her 100 telin onu normalde dökülme dönemine girer. Onun altındadır o oran. Ama 10 ve üzerine çıktığı anda dökülme hastalığı başlamış demektir. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama... En önemli sebebi dünyada bilinen erkek tipi saç dökülmesi bildiğiniz gibi. Hem kadınların hem erkeklerin çok büyük problemi irsi dökülme dediğimiz durum. Genetik yani aileden genetik, kalan. Genetik, irsi, halk arasında evet, irsi. Benimki evet. İrsi ama diyorlar ama işte asıl biz bunu çalıştık. Nereden aklımıza geldiğini de sorarsanız hakikaten çaresi yoktu. Dökülme oluyordu ama yerine yenileri gelmiyordu ve biliyorsunuz işte hocalarımız, bizim de hocalarımız uğraşmayın. Onun çaresi yok derlerdi. Kitapları açıyorsunuz, saç kökü ölmüştür deniyordu ama öldüğünü de ispat eden yoktu. Doğru. Ama işte bu 1900 yıllardaki bu yan etkiler nedeniyle bir kıvılcımların oluşması neden bu konu uğraşılmıyor dünyada, çalışılmıyor diye dikkatimi çekti. Zaten hani başka konularda çok önemli dünya çapında çalışmalar yapmıştım, ödüllerim vardı ama bunu genel popülasyona, tüm dünyaya, Türkiye'den dünyaya hizmet edecek, marka oluşturabilecek bir şeye dön denmeyi ne güzel hocam, ilke edindim. Yani siz klinisyenliği hekimliği bırakıp bu konuda araştırmalara gittiniz. Evet. Biraz ama daha çok bilim adamı bize. Zaten ben dermatofarmakoloji değişim. Evet. Yani derinin altı çok benim ilgimi çekiyordu. Ve bu yönde çalıştım. Ama bunda nanoteknoloji de yapıyorsunuz. Yani derinin altına bir şey enjekte ederek değil. Üstüne evet. Sürdüğümüz serumların alta eminmesini sağlayarak hücre içine gönderiyoruz. Burada ince bir elek alanı var. Da deri ya. Yani o da cilt ya. İnce bir elek var. Siz bu elekten geçebilecek küçüklükte moleküllerle uğraşıyorsunuz. Evet, evet. Ve biraz evvel sizinle bunu çok güzel konuştuk. Şu gördüğünüz şöyle göstereyim. Alınabiliyor mu bilmiyorum. Evet. Şimdi tabii dünyada saç problemiyle ilgili çalışmalar azdı. Çünkü bu kalıplaşmış, kurallaşmış ve artık bir mit olmuş. Saç çıkmaz, saç kökü ölmüştür lafları ortalarda dolanıyordu. Ortalarda dolanmasının ötesinde bizler de hastalarımıza onu söylüyorduk 1990'lı yılların sonlarında. Yani çıkmaz artık çıkmaz, dökülen saç, diyorduk. Erkek ama gibi dökülmedi, gördük saç ki çıkmaz. İnceleyince, çalışınca bu hücreler hiçbir zaman bir hücre ölmez. Siz de doktorsunuz. Hücrenin sadece uyku dönemi var. Bir çalışma dönemi var, G2 faz dediğimiz, bir de G0 fazı dediğimiz uyku dönemi var. Ha, bu dökülen saçlar testosteronun etkisiyle... Testosteron, erkeklik hormonu. Erkeklik hormonunun etkisiyle, erkeklik hormonu geliyor saç kökünde daha güçlü bir son ürün olan hidrotestosterona dönüyor. Ve bu reseptörlere bağlanarak hücrenin mekanizmasını, çalışma şeklini bozuyor, alt üst ediyor. Ve hücreye diyor ki, sen artık otur. Çalışmayacaksın, emeklisin. Bastırıyor diyor. Yani. Bastırıyor. Evet. Ve bu testosteronun baskısında, baskı altındaki hücre o
orada uykuya yatıyor. Bu da bir saç hücresi değil mi hocam? Saç hücresi yapamıyor. O zaman ne yapıyor? Saç üretimini de durduruyor. Fabrikanın işçileri grevde. Öyle düşünelim. Ama dökülme devam ediyor döngüden öbür dolayı. Öbür taraftan öbür dökülen yerine yenisi çıkmadığı için orada baskı altında olduğu için zaten yenisini çıkaramıyor. Evet. Yenisini yapamıyor. Ama diğer taraflardaki saçlar da dökülüyor. Şöyle düşünün, adam saçını ektiriyor ama buralardan dökülmeler devam ediyor. Onun gibi düşünün. Ve saçlar dökülüyor. Ne yaptık biz? O halde bunu tersine nasıl çevirir çalıştık önce. Hı hı. Ve gördük ki bunun tersine çevrilmesi mümkün. Ne yaptık? Testosteronun hücre içine girerken testosteron hidrotestosterona dönüşünü durdurduk. Yani aslında hücrenin içine girişini döndürdük. Yani testosteronun saç kökünde heba olmasını durdurduk. Yani o hani hücreyi durduran, baskılayan hormonun İçeri girmesini, onunla hücremizin ilişkisini kestik. Neyle? Kullandığımız çok muhteşem, çok bilgi ürünü olan formülümüzle. Evet. Bunun sonucunda ne oldu? Şöyle dökülen, giderek zayıflayan ve giden, yani giderek rudimenter hale gelen. Suyu kesilen bir ağaç gibi değil mi hocam? Dalları küçülüyor, hacmini kaybediyor, kökü küçülüyor ve dökülüyor. Yapraklar dökülüyor ve yerine yenisi çıkamıyorsa işte biz onun gübresini vermiş olduk. Hı hı. Böylece şurada göreceğiniz gibi saç kökü hücresine bu testosteronun etkisini durdurduğumuzda, girişini durdurduğumuzda testosteron giremediği için bir kere gerekli yerlere gidiyor. Evet. Nereye gidiyor? Erkeklik organlarına gidiyor. Kadınlarda nereye gidiyor? Enerjimizi sağlayan, yaşama sevincimizi sağlayan hücrelerimizi besliyor. Testosteron çünkü kadınlarda da çok önemli ama erkeklerde çok çok önemli. Çünkü tabii, bütün erkeklik faaliyetlerini çeviren testosteron hormonu. İşte biz burada genetik yatkınlığı olan bireylerde, irsi saç dökülmesi olan bireylerde hormonlarını azaltmıyoruz. Aksine bu şekilde artırışını çünkü sağlıyoruz. Çünkü bu tedaviler sırasında korkulan bir şey de testosteronun azalmasıyla birlikte erkeklik işlevlerinin azalmasıdır. Azalmasıdır. Ben şöyle bir iddiayla yola çıktım. Dedim ki bir erkeğin saçını çıkarırken erkekliğini yok ediyorsa bu ilaç tedavi değildir. Tabii. Bu tedavi değildir. O halde biz bunu tamamen sıfırlayan, yani erkeklik hormonunu aksine artırarak, kullanılmadığı için artacak ve hücrenin kendi doğal mecrasında kendi kendine çalışmasını sağlayacak bütün etken maddeleri burada görüldüğü gibi formülümüzün içine koyduğumuzda gördük ki saçlar dökülme sırasına göre çıkabiliyor. Aslında bu bir icat, bu bir buluş. İcat, evet. Bir buluşa imza attınız yani. Çok şükür. Tabii ki önce bunu kurgulamak bir icat. Şöyle özetleyebilirim hocam. Testosteron saç hücresinde, saçta haylaz bir çocuk. Evet. Gidiyor saçları döküyor. Evet. Siz testosteronu oradan kovuyorsunuz. Git nerede işliyorsan orada işliyorsunuz. O kadar. Evet, biz bunu yapıyoruz. Ama bu arada testosteron nedeniyle zayıflamış, yıpranmış, üzülmüş, küsmüş hücrelere de diyoruz ki siz iyisiniz. Bakın bir sürü size mama veriyoruz. Ödülleriniz var diye bir dolu maddeler veriyoruz. O da ne yapıyor? Antioksidanlar, rejenerasyon yapıcı, tamamen doğal bitkisel şeyler ve vitamin, mineral, bunu ağızdan tabletle veriyoruz üstelik, şahane. Ne oluyor? Bir, dökülme dönemine giremiyor hücreler. Bir. Ortada haylaz çocuk yok. Yok. İki, dökülme dönemine girmiş olanlar canlanarak yeniden anagen fazına, yani saç üretme fazına dönüyorlar. Anagen faza döndüğünde de hazır tüm yemler, materyaller var. Tekstil fabrikası düşünün, iplikler var, makinalar var. Onlar da üretimini başlatıyor ve saç üretmeye başlıyorlar. Tekrardan çıkıyor yani. Saç üretiyorlar. Çok mantıklı. Peki hocam bir uygulama göstermeniz mümkün mü? Tabii ki. Nasıl uygulandığını ben görmedim. Ben sizin geleceğinizi bildiğim için böyle saçları seyrelmiş bir arkadaşım var. Onu tuttum. Bir adet sandalye ve kendisini buraya alıyorum. Hemen. Müsaadenizle. Çok güzel. Gel ben bak. De merakla bekliyorum şimdi. Aa, evet ama arkadaşımızın durumu çok ağır değil. Bunun birkaç aylık bir işi var. Hiç merak etmesin. Hafif seyrelmiş değil mi? Çok az seyrelmiş ama bıraksak gidecek bir saç. Biz bırakmayacağız. Onu hafiften şöyle birkaç kere çalkaladıktan sonra. Yani buralarda dökülmeye başlamış. Erkek gibi dökülme zaten buralardan başlar. Evet. Arkada birleşerek dökülme devam eder. Evet. Şimdi burada gördüğümüz seyreklikler çok kolaylıkla yavaş yavaş önce sarı tüyler şeklinde, sonra onlar canlanırken yeni sarı tüyler çıkacak. Onlar canlanırken yeni sarı tüyler çıkacak. Bu başımızın 3-4 aylık, maksimum 5 aylık bir işi var. Kapanacak. Çok fena değil. Ömür boyu da kullanması gerekiyor mu? Gerekmiyor. Neden?
Şimdi bazı kişilerde genetik yatkınlığın periyodu bazı kişilerde 20'li yaşlarda kardeşimiz gibi. Bazılarında 30'lu yaşta başlıyor. Kaç yaşındasın abi? 22 yaşında. Bakın 20 yaşında başlamış, 22 yaşında bu hale gelmiş. Bazılarında 40 yaşında başlıyor dökülme. Onun için bu kişimizde aktivasyon da hafif gördüğümüz gibi. Çünkü yağlanması az. Evet. Aktivasyonu belli eden en önemli şeyin yağlanma olduğunu da biz dünyaya duyurduk. Bu önemli bir veri. Evet hocam, hep bana mesela kuaför arkadaşlarım şey derdi. Ay, saçın yağlanıyorsa iyi bir şey. İyi bir değil. Şey, iyi bir şey. Şöyle saç döküyor. Çünkü yağlanmayla saç döken mekanizma ikisi de DHT'den, testosterondan besleniyor. Az önce anlattığınız gibi. İşte o testosteron bir yandan saçı dökerken bir yandan da bize işaret veriyor, yağlanma yapıyor. Evet. İşte yağlanma çoksa da dökülme hızlı. Biz de diyoruz ki yağlanmayı durduran serum dozumuzu ayarlayın. Serum sizin yağlanmanızı baskıladıysa saç köküne de çalış komutu vermesi gerektiği doza ulaşmıştır. Hocam bir yandan yapalım, bir yandan da. Şöyle, şimdi şöyle, bunu çok kolay. Bunun böyle bir işareti var. İşaretine kadar çektiğimizde şöyle yavaşça bunu buradan damlatırken bir yandan da parmağımızın ucuyla şöyle yediriyoruz. Saç bu kadar basit. Yediriyoruz. Bu kadar basit. Kaç kere yapıyorlar hocam günde? Bunu günde bir defa yatarken yapsın. Akşam yapıp yatıyor. Evet, sabah da tercihen sabah yıkasın bir baksın, akşama yağlanma yoksa artık akşamdan akşama yıkayabilir. Sadece nanoteknolojik olduğu için kurutarak, kuruttuktan sonra uygulamasını öneriyoruz. Bu kadar. Bakın gördüğünüz yani gibi. Değil, kuru saça. Kuru saç, kuru saç derisine sürecek. Ama yıkarken de şuna dikkat etsin ben istiyoruz. Ben bir yandan merak ediyorum. Yıkarken de şuna dikkat etmesini istiyoruz. Bu aslında herkes için geçerli bir şey. Biraz da şuraya sürüyorum. Saçımızın tellerinin yıkanmasından ziyade derisinin yıkanması önemlidir. Evet, bunu kimse söylemiyor maalesef. Evet. Ben buradan söyleyeyim. Bizim saçımızın derisi temizlendikten sonra zaten o arada saçımız aradan çıkıyor. O halde ne yapacak arkadaşımız? Bu akşam yatsın, sabah kalktığında bir başını ıslatması yeterli. Şampuanımızı parmak uçlarıyla şöyle bir dibine sürecek. Yani yedirecek. Saça uygulanan ürünlerin aslında saça deri, değil saç tenine, derisine uygulanması lazım. Yıkanırken de burası. Evet, uygulanan evet, bütün ürünlerin buraya uygulanması lazım. Onu bir yedirdikten sonra bir dakika. Şampuanlarımızın bile saç derimizi düşünmesi kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. O nedenledir ki toksik madde içeren, kanserojen madde içeren, sodyumlar, sülfat gibi zararlı maddeler içeren şampuanların ömrü bitti ve artık bizim kanser olmayan, toksik olmayan, çok temiz, vücut dostu, doğa dostu maddelerden oluşan şampuanları kullanmamız lazım. Biz bunun için de özel bir çaba sarf ettik. Evet. Maliyetleri yüksek olmakla birlikte içilebilecek kadar masum şampuanlar ürettik. Bu şampuan da öyle, bunu sürecek böyle dibine. Bekletecek, sonra köpürtecek az bir suyla. İşte yıkandı, hem peki derisi yıkandı. Peki kaş ve kirpik içinde bir şeyler var mı? Şimdi kaş kirpik için tabii çok talep geldi. Ne kadar bekleyecek şimdi önce saça geçmeden? Akşamdan sabaha kadar kalsın, sabah yıkasın, yağlanma yoksa akşama kadar doğru dozdadır. Onu gün içinde istediği saatte yıkayabilir. Günde bir kere temizleyecek, yıkayacak şampuanla, bir kere de serum sürecek, bitti. Bir de daha kuvvetli, hızlı gelsin diye sıfır yan etkili, antioksidan, vitamin, mineral, esansiyel, aminositli ve saç köküne çalış komutu veren, tamamen hormonal baskıdan kurtulmuş tablet ürettik ki hem ağızdan alıp hem kökten desteklenerek çok muhteşem yani sonuçlarımız. Saç dökülmesine karşı birçok şey yapılıyor. İşte bir takım uygulamalar, iğnelerle buradan PRP'ler, mezoterapiler. Erkek tipi dökülmede etkisinin yani olmayacağını siz benden daha iyi bilirsiniz. Çok fazla etkisi yani mutlaka biraz burada damar genişlemesini, oradan kanlanmasını artırır ama hormonların ürünler çok daha etkilidir diyorsun. Hormonların baskılanması burada çok önemli. Hormonu baskılamadan yapacağınız şeyler, örneğin var işte minoksidil var, ne yapar? Kullanırsınız, saç çıkıyor gibi olur, bırakırsınız dökülür. Niye? Çünkü hormonlarınızı baskılamıyor. Tam bir dört dörtlük bir kontrol mekanizması yok orada. Bir formülden bahsettik değil mi hocam? Evet evet, o bir formül, marka değil. Etken madde. Etken madde olduğu için rahat söyleyebildim. Evet. Yani onun yan etkisi çok, faydası neredeyse hiç yok. Ama ne oluyor sonuçta? Hormonları baskılamadığı için faydası da yok. Doğru. Biz şimdi hem bir yandan hormonu
baskılamayı seruma verdik. Hem saçın temizliğini ve yine aynı şekilde beslenmesini yapabildiği kadar şampuana yükledik. Ama saça çalış komutunu veren de tablet. Evet. İşten. Bunların hepsi şimdi, aslında saç için uygulanan günde ürünler. Bir kere uygulandı. Bir dakikasını alıyor bireyle. Bu kadar da basit bir çok dakikasını alıyor. Ama siz söylediniz ya. Kaşa kepiğe gelelim. Ama şeyi söyleyeyim mi? Kendi konusunu merak ettim. Hangi periyot ömür boyu mu kullanacak? Hayır. Bu arkadaşımız da muhtemelen 26-27 yaşında aktivasyonu bitecek. Bu arkadaşımızın 3-4 aylık bir emek verip bıraktıktan sonra sadece şampuanla 2-3 sene devam ettikten sonra belki de hiçbir şeye ihtiyacı olmayacak ama şampuanımız ömür boyu kullansın. Tabletimiz ömür boyu kullansın. Hiçbir yan etkisi yok. Kullanacak. Tabii ki ya da yani gıda takviyesi. Yani saç derisine doz şampuanları bu şekilde ömür tabii boyu ki, kullanabilir. Tabii ki. Ama bu şimdi sizin mesela saçınızda maşallah gürül gürül hiçbir sorun yok. Ediyorum. Ama 45 yaşında olmayacağının garantisini belki aile büyüklerinize bakarak söyleyebilirsiniz. Hocam sizinle ben saçlarınızda, kaşlarınızda, köpüklerinizde hayranım aslında. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Maşallah. İşte yaptığımız formülleri önce biz kendimiz deniyoruz. Evet. Hocam şöyle arkanızı dönmem. Bir de kaş şimdi, ve kirpiği şimdi, çünkü şöyle, bir sorun var. Saçları bayanlarda kullanılabiliyor herkes, böyle ürünleri. Bütün saçın sağlığı için herkes, önemli bunlar. Bir de biz şunu da söyleyelim bu arada, genel saç dökülmelerinde de öneriyoruz ama saç kıranda da çok başarılı sonuçlar aldığımızı bu arada parantezce söylemek lazım. Çünkü içerisindekilerin hepsi hücre dostu. Dolayısıyla de hücre dostu olduğu için antioksidan ve antiinflamatuar nitelikleri olduğu için onlarda da başarılı olduğunu gördük. Ve bu kirpik serumumuz bir kere şöyle bir hafif çalkaladıktan sonra eyeliner sürer gibi. Evet. Hani kirpik dibine kalem çeker gibi. Şöyle bir izin veriyor musun? Hafiften şöyle bir tığ yapın. Şöyle bakın şöyle sadece kirpik dibine. Düz yakmıyor değil mi hocam? Hayır hiç yakmaz. Katısa da önemli değil, zararlı hiçbir bu şey yok. Bu kadar hücre dostu dediniz. Hücre dostu. Kesinlikle bakın bir sabit durursanız lütfen. Çocuk hiç alışık değil ki gözüne bir şey vurursun. Biz erkekler tamam. Bilmiyoruz hocam tabii. Gözümüze bir şey sürüyor. Biz olsak böyle. Şöyle yukarı doğru bakın. Ha, tamam bitti bakın bu kadar. Buraya kirpik diplerine gelmedi şimdi geçecek. Geçecek ha. Sürdüğümüzde yetecek. Günde bir, tercihen iki kere uygulanırsa temiz ve makyajsız deriye çok öneriyoruz. Tabii. Şimdi kaşımızla kirpiğimizle size denemek istemem çünkü makyajın üzerinde yazık günah. Evet. Nanoteknolojik bir formül şey olmasın. Çok kaşada, kaşı görelim kaşada hocam. Şöyle uyguluyoruz. Bu da bir şey. Kaş çıkmasını istediğiniz yerler böylece sürmemiz yeterli. Evet, en azından biraz kaş gülahmet sende bak bu kadar teknoloji kullanıyor sende. Kaş ve kirpik serumlarıyla en azından dökülen küstüğünü zannettiğimiz durumlarında geri geldiğini bu şekilde öğrenmiş olduk. O kadar çok erkek kullanıcılarımız var ki onun için ben Ahmet Bey size hani kullanırken yatsımıyorum. Ama onlara da biz önce bir kullanırken gösteriyoruz bazen geliyorlar. Hocam beceremiyorum bakın şu kadar kolay diyorum kullanıyorlar. Erkekler de çünkü hakikaten o gözlerindeki ışıltının daha çok arttığını mutlaka görüyorlar. Evet. Birinci haftada çünkü ağırlaşıyor ve kirpikler uzayıp kıvrılmaya başlıyor. Bu çok önemli bir şey. Evet hocam. Volüm kazanıyor. Erkek kullanıcılarımız var ki onun için ben Ahmet Bey size hani kullanırken yatsımıyorum. Ama onlara da biz önce bir kullanırken gösteriyoruz. Bazen geliyorlar hocam beceremiyorum. Bakın şu kadar kolay diyorum. Kullanıyorlar. Erkekler de çünkü hakikaten o gözlerindeki ışıltının daha çok arttığını mutlaka görüyorlar. Evet. Birinci haftada çünkü ağırlaşıyor ve kirpikler uzayıp kıvrılmaya başlıyor. Bu çok önemli bir şey. Evet hocam. Volüm kazanıyor. Hocam çok değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir programda ağırlanmak benim için de onur. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. İnsanlara güzel bilgiler veriyorsunuz. Ve böylelikle Ali Osman programımızın sonuna geldik. Evet bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.